Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı canlı yayında Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Karadeniz'de yeni sondajın Nisan ayında yapılacağını ve hedefin 5 ayda 40 kuyuyla üretim olduğunu söyledi. Ardından yakın zamanda yeni bir keşif duyurabiliriz ifadelerini kullandı. Gelin hep birlikte bu müjdeli haberin detaylarına bakalım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te canlı yayına katıldı. Bakan Dönmez programda Karadeniz'deki sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yeni gelişmeleri aktardı. Dönmez yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı. Doğu Akdeniz'de kendi kıtamızda ciddi aramalarımız oldu. Bu arada deniz yetki alanlarıyla alakalı ülkeler arasında da zaman zaman ihtilaflar olabiliyor. Mısır'da gördük ki bizim yetki alanımıza saygı gösterdi. Çeşitli işbirliği fırsatları olabilir. Karşılıklı saygı şeklinde olabilir. Başta ticaret olmak üzere diğer alanlarda da işbirliğini artırdığını görme arzusundayız. Biz 3 yıldır 8 tane arama sondaj yaptık. Bugüne kadar belki somut bir keşifle karşılaşmadık. Ancak çalışmalar, aramalar devam ediyor. Zaman zaman bu çalışmalarımızı eleştirenler var. Bunların birçoğu yanlış bilgiye dayalı değerlendirmeler. Biz Türkiye olarak bize verilen hak ve yetkileri sonuna kadar kullanacağız. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları çeşitli platformlarda dillendirdik. Ancak kamuoyuna yapılan açıklamalar farklı şekilde. Doğalgaz bulundu fakat Türkiye açıklamıyor deniyor. Karadeniz'de yaptığımız keşfi henüz gemilerimiz oradayken açıkladık. Potansiyeli yüksek olan bölgeleri aramaya devam edeceğiz. Kararlılığımız sürecek. Henüz bir keşfimiz yok. Bundan sonraki çalışmalarda müspet sonuçlar doğabilir. Oruç Reis şu an çalışıyor. Barbaros Hayrettin Paşa ise 5 yılda bir uygulanan bakıma alındı. Bazı testler yenilenecek, sonrasında tekrar Akdeniz'de çalışmalara devam edecek. Yavuz gemimizin de bakımları devam ediyor. En kısa sürede Yavuz gemimiz potansiyeli en yüksek olan bölgelerde keşfe başlayacak. Karadeniz'de Nisan ayında sondaj yapılacak. Yeni bir keşif duyurabiliriz. Hedefimiz 5 yılda 40 kuyuyla üretim yapmak, 2023'te gazı karaya çıkaracağız. Yıllık 15 milyar metreküp gaz vereceğiz. 2020 yılında Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya gaz sahasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Bu rakam, Türkiye'nin yıllık tutarı yaklaşık 12 milyar dolar seviyesine gerileyen doğal gaz ithalatını ciddi miktarda önleyebilecek seviyede bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığı Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi, ülkenin son dönemde denizlerde yoğun bir şekilde yürüttüğü sismik arama ve sondaj faaliyetlerinin ilk somut meyvesi oldu. Türkiye'nin Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde yaklaşık 170 kilometre açıkta gerçekleştirdiği ve ülkenin doğal gaz ithalatının önemli bir kısmını karşılayabilecek bu keşif, bundan sonra denizlerde yürütülecek arama ve üretim faaliyetleri açısından yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Türkiye'nin bu keşfinin uluslararası şirketlerin Karadeniz'e olan ilgisini artırması beklenirken, bölgedeki dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin kara ve deniz sahalarından doğal gaz üretimi 2019 sonu itibariyle 473.8 milyon metreküp seviyesine yükselirken, bugüne kadar ülke içinde üretilen toplam gaz miktarı ise 16 milyar 615 milyon metreküp oldu. Bu üretimin bir kısmı TPAO, bir kısmı ise yerli ve yabancı şirketler tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin yıllık mevcut üretimi ise 45 milyar metreküp seviyesindeki toplam gaz ihtiyacının ancak %1'ini karşılıyor. Doğal gaz ihtiyacının %99'u Rusya, Azerbaycan, İran'dan boru hatlarıyla, ABD, Norveç, Katar, Cezayir ve çeşitli ülkelerden de sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin doğal gaz ithalat faturası petrol fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Petrol fiyatlarının 120 dolar seviyesinde olduğu 2014'te doğal gaz ithalatına ödenen miktar 20 milyar doların üzerine çıkarken, petrol fiyatlarının 30-60 dolar bandında seyrettiği 2015 ve sonrasında Türkiye'nin doğal gaz ithalat faturası 10-15 milyar dolar arasında değişiklik gösterdi. Türkiye'nin kanıtlanmış ve ekonomik olarak üretilebilir kalan doğal gaz rezervinin ise kara sahaları ağırlıklı olmak üzere 3.3 milyar metreküp seviyesinde olduğu hesaplanıyor.
Bu kapsamda Karadeniz'de yapılan 320 milyar metreküplük gaz rezervinin keşfi, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarının da neredeyse 20 katı seviyesinde bulunuyor. Sakarya gaz sahasında yılda 10 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirilmesi durumunda, Türkiye'nin 32 yıllık doğal gaz ihtiyacının 5'te 1'i sadece bu noktadan sağlanabilir. Diğer yandan bu keşif bölgede yeni rezervlerin habercisi olurken, bu miktarın yeni sondajlarla artması bekleniyor. Türkiye'nin deniz sondajları Akdeniz ve Karadeniz olmak üzere 1970'te başladı. Karadeniz 1 kuyusundaki ilk sondajın ardından 2 ve 3 boyutlu sismik aramalara da hız verildi. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın TPAO'nun Karadeniz'de yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetleri 2004 yılından itibaren yoğunlaştı. Karadeniz'de 2004-2019 yılları arasında ruhsatlandırılan bloklarda eleştirilere rağmen istikrarlı bir sismik arama stratejisi yürütülerek 142 bin kilometre 2 boyutlu ve 37 bin 610 kilometre 3 boyutlu sismik veri toplandı. Toplanan verilerin yorumlanmasının ardından toplamda 6 derin deniz ve 10 sığ deniz arama kuyusu kazıldı. TPAO'nun Akçakoca 3 ve Akçakoca 4 kuyularındaki gaz keşfinin ardından Akçakoca üretim sahasında da 24 kuyu kazıldı ve bu sahadaki üretim faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca TPAO Karadeniz'de BP, Petrobras, ExxonMobil ve Shell ile ortaklık yaparak çeşitli sismik arama faaliyetleri gerçekleştirdi. TPAO'nun envanterindeki Barbaros Hayrettinpaşa ve Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü envanterinde olan MTA Oruç Reis sismik arama gemileriyle Türkiye, kendi imkanlarıyla denizlerde sismik arama çalışmalarına 2013'te başladı. Söz konusu gemiler Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Denizi'ni tarayarak Türkiye'nin hidrokarbon kaynaklarının fotoğrafını çekerken, gemilerin denizlerden topladığı veriler değerlendirilerek Yavuz ve Fatih gemileriyle sondaj çalışmaları da yoğunlaştı. Bu kapsamda 2017'de TPAO envanterine katılan ve Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü 29 Mayıs'ta Karadeniz'deki ilk milli sondajı gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı. Fatih sondaj gemisinin 103 metre uzunluğundaki kuleleri İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için söküldü. Gemi, kuleleri yeniden monte edilmek üzere 6 Haziran'da Trabzon Limanı'na demir attı. Buradaki hazırlık sürecinin ardından tekrar yola çıkan Fatih, 20 Temmuz'da Zonguldak açıklarındaki ilk olarak Tuna 1 olarak isimlendirilen lokasyonda 3500-4000 metre derinlik hedefiyle Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı. Güney Kore'de 2011'de inşa edilmesinin ardından Türkiye'de millileştirme çalışmaları tamamlanan ve 6. nesil teknolojiye sahip Fatih, 12.200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabiliyor. Yüksek teknolojiye sahip dünyadaki ilk 5 gemi arasında yer alan Fatih, açık derin deniz sondajı gerçekleştiriyor. TPAO'nun bir kamu şirketi olmasına bağlı olarak sahanın geliştirilmesi ve üretime geçmesine yönelik nihai yatırım kararının daha kısa sürebileceği ve ticari kaygılarla hareket eden uluslararası şirketlere kıyasla daha hızlı sonlandırılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının 2023'te üretime geçmiş olmasının hedeflendiğini açıkladı.